aydınlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok çok güzel bir yere gidiyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birine gidiyoruz. Uzun süredir gitmek istediğim bir yere gidiyoruz. Başlıktan da görmüşsünüzdür. Bugün Hong Kong'a gidiyoruz. 9 gündür Vietnam'daydık. Vietnam çok güzeldi. Kesinlikle tekrar gelirim dediğim ülkelerden. Şimdi Vietnam'dan çıkış yaptık. Birazdan Hong Kong uçağımıza bineceğiz. Asya turumuz buradan sonra çok ilginç bir hal alacak. Hong Kong'dan sonraki rotayı biraz da olsa belki tahmin edebiliyorsunuzdur. Hong Kong tüm Türk pasaportlarına vizesiz, Bordo pasaportuna da vizesiz gelebileceğiniz bir yer. Evet, an itibariyle Hong Kong'dayız. İnanamıyorum gerçekten burada olduğuma. Çok çok kolay bir giriş yaptık. Girişte kısa bir form dolduruyorsunuz. Pasaport numarası, pasaport tarihi, etc. Etc. mı? Ve pasaport kontrolde hiçbir soru sormadılar. Direkt pasaportuma baktı ve beni geçirdi. Damga bile basmadı. Damga yerine küçük bir kart verdi. Daha önce de dediğim gibi buraya bordo pasaportlar da vizesiz gelebiliyor. Bizim şu an 3 ay kalma hakkımız var. Çok heyecanlıyım. Burası çok farklı bir yer. Yani tarihi, atmosferi, siyasi, politik konumu çok farklı bir yer. Şimdi şehir merkezine geçeceğiz. Şehir merkezine geçmek için birkaç yol var. Hızlı tren var. O biraz daha pahalı. Tek yön 12 dolar civarında. Otobüsse tek yön 4 dolar civarında. Biz şimdi otobüse binmek için buranın toplu taşıma kartı Octopus Kart aldık. Bu marketlerde de geçiyor. Bunu alırken içine para yüklüyorsunuz. Minimum 200 Hong Kong dolarını alabiliyorsunuz. 1 Amerikan doları yaklaşık 8 Hong Kong doları yapıyor. Yani bunun fiyatı yaklaşık 600-700 lira ama içindeki 50 Hong Kong dolarını kart iade ettiğinizde geri alıyorsunuz. İçine eklediğiniz parayı da marketlerde, toplu taşımada harcayabiliyorsunuz. Biz şimdi bununla otobüse binip şehir merkezine gideceğiz. Daha sonra kalacağımız yere çantalarımızı bırakacağız ve bu efsane şehri keşfetmeye başlayacağız. Haydi bakalım. Böyle bir pasaja girdik. Kalacağımız yer buranın içindeymiş ama nerede? Çok garip ya. O gökdelenlerin arasında böyle dükkanlar var. Soralım buraya. 6. kata çıktık şimdi. Böyle bir yer. Gökdelenlerin içinden hiç böyle bir şey beklemiyordum. We had a reservation. Can you check on it? Yes. How many days? 3 days. 3 days? Yes. Okay. Burası. Evet, girdik odaya. Pek hoş bir oda değil ama. Hong Kong'da oda bulmak çok zor. Göstereyim size. Şöyle 2 tane yatak var. Bir tane tablo var. Pencere yok. Yarın bizi pencere olan bir odaya transfer edecek. Burayı 3 günlüğüne tutmuştuk. Gecelik fiyat 40 dolar. 40 Amerikan doları. Hong Kong'da bulabildiğimiz en ucuz yer bu. Daha ucuz yok. Diğer yerler hatta 1,5-2 kat daha pahalı.
Hong Kong'da kalacak yer konusu biraz sıkıntılı ona göre. Dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla böcek var. Ne yapacağız biz? Evet, burada kalmamaya karar verdik çünkü çok kötü. Hello. We decided not to stay because there are cockroaches in the room. Okay, Sir, thank you. Have a nice day. Çok kötü. Odada böcekler var ya. Kalınabilecek gibi değil. Çok pis. Yatağı değiştirmemişler. Yerde çorap var. Hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Burada kalan insanlar var. Hong Kong aşırı güzeldi. Otobüsten inip otelimize gelene kadar, buna da otel denirse artık ne dersiniz bilmem. Böcekler vardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Zaten buranın sahibi de isterseniz kalın, isterseniz kalmayın dedi. Evet, şimdi Booking'den bir yer bulduk, oraya gidip konuşacağız. Umarım güzel bir odaları vardır. Otellerin hepsi böyle pasajlarda. Bambaşka bir ortam oldu içerisi ya. Sonsuz insan çeşitliliği. Asansörde sıralar, beklemeler. Bakalım. Burası full guest house. Farklı farklı bloklarda farklı farklı numaralar. Çok karışık bir yer. Biz şimdi temiz bir tane bulmaya çalışacağız. Başka bir yer baktık şimdi. Berbat arkadaşlar. Berbat. 5 metrekare odalar, yatakları üst üste koymuşlar. Yani utanmasalar üst üste yatın diyecekler. Çok kötü ve çok kirli. İnsanlar her tarafta size oda satmaya çalışıyor ama güzel hiçbir yer yok. Kat kat gezip güzel bir tane arıyoruz ama çok kötü yani. Bakalım, umarım bir yer buluruz. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi bir yer bulduk. 16. katta rastgele bir araya girdik yine. Değişik bir dünya burası yani. Nasıl bir yere geldik biz? Böyle bir oda, en azından böcekler yok bunda. En azından bunun penceresi var, her ne kadar boşluğa baksa da. Evet, 350 Hong Kong doları istedi. 330 vardı sadece, o kadar kalmıştı bozduğumuz parada, onu verdim, kabul etti. 40 dolar civarına geliyor burası da. Ama Hong Kong'da kalacak yer çok sıkıntı. Burayı sadece bir gece tutabildik, sonra geceler de doluymuş. Bu kadar küçücük bir yer, bakar mısınız? Küçücük, bu kadar sadece. Hong Kong gerçekten bu konuda sorunlu bir yer. O yüzden dikkatli olun. Biz şimdi sonraki geceler için de bir çözüm bulmaya çalışacağız. Sonra hemen dışarı çıkacağız, gezmeye çıkacağız. Yukarıya niye asansör gelmiyor diyorduk. Bakın, ara katların hali bu. 16. kattan merdivenle iniyoruz gerçekten. Muhteşem. En azından temiz bir oda bulduk. Mutluyum onun için çünkü bu binada temiz oda bulabileceğimize inancımız sıfırdı. Şimdi Hong Kong sokaklarına dalacağız. Biz neredeyiz böyle? Burası neresi? Şoklar içindeyim yani. Evet, ilk iş olarak yiyecek bir şey bulmaya çalıştık ama aşırı pahalı. Aşırı pahalı, zaten dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Hiçbir şey bulamadık. 7-Eleven'a gittik. Oradan şöyle onigiri. Şimdi bu da haşlanmış yumurtalı onigiri. Bunları yiyeceğiz artık. Bir şok geçirdik. Otellerle önce bir şok geçirdik ama onu herkes geçirdi galiba. Yeni gelen otele yerleşen herkes kafası allak bullaktı. Çünkü... Ay, dudağımı ısırdım.
Çünkü bu gökdelenlerin içinde öyle pasaj gibi bir yer çıkmasını beklemiyorsunuz. O şoku atlattık, şimdi bağlılık şokunu atlatmaya çalışıyoruz. Aşırı kalabalık burası ya. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Tabii ki kalabalık olmasını bekliyordum ama çok farklı bir yer. İnsan seli resmen. Şimdi Hong Kong adasını karşıdan izlemek için sahile geldik. Hong Kong birkaç adadan oluşuyor. Bizim olduğumuz ada şu an Kowloon adası. Karşıda iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir bölge var. Orası Hong Kong adası olarak geçiyor. Manzara buradan mükemmel. Kendinizi New York'ta hissediyorsunuz. Hatta Hong Kong dünyada en çok gökdelene sahip şehir. O yüzden böyle hissetmemiz çok normal. Şimdi size Hong Kong hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Hong Kong 1800'lü yılların ortalarından 2000'li yılların başına kadar İngiliz kolonisiymiş. 2000'li yılların başında tekrar Çin yönetimi altına girmiş yaklaşık 150 yıl sonra. Hong Kong'un bu inanılmaz gelişimi İngiliz yönetimi altında gerçekleşmiş. Çin yönetimine geçtikten sonra büyümesi biraz daha yavaşlamış. Hong Kong'un şu anki durumu ise biraz karışık. Çin'in idari bölgesi olarak geçiyor ama Hong Konglular asla Çinli olduklarını kabul etmiyorlar. Böyle karışık bir durum var. Hatta geçtiğimiz yıllarda haberlerde de görmüşsünüzdür. Böyle bir karmaşa çıkmıştı Çin ve İngiltere arasında. Burada iki resmi dil var. Çince ve İngilizce. Halkın çoğu İngilizce biliyor. Şu an olduğumuz nokta ise Çin'in Shenzhen şehrine yaklaşık 20-25 kilometre. Buradan metroya atlayıp vizeniz varsa Çin'e gidebiliyorsunuz. O yüzden çok ilginç bir nokta. Ve günün başında da dediğim gibi Türk vatandaşları vizesiz olarak buraya gelebiliyor. Eğer vizesiz bir şekilde New York'u tatmak istiyorsanız size Hong Kong'u önerebilirim. Şu arkamdaki manzaradan görebileceğiniz şekilde. Filmlerden aşinalığınız vardır. Hong Kong aynı zamanda Bruce Lee ve Jackie Chan'in de memleketi. Öyle. Biz şimdi biraz daha bu görsel şölenin tadını çıkaracağız. Şimdi ışık gösterisi olacak burada. Bakın şurada gökdelenlerden ışık veriliyor.
gökdelenlerin arasından Hong Kong'un gece pazarına geldik. Burada atmosfer bir anda değişti. Daha çok lokal insanları görmeye başladık. Gökdelenler kayboldu. İnsanlar lokalleşti. Buradaki atmosfer çok daha farklı. Burada yine satış yapan insanlar. Burada yine çeşit çeşit kozmetik, oyuncak, ne ararsanız var. Burada yine buranın meşhur yemek alanlarından yerel insanlar toplanmış masalarda yemeklerini yiyor. Ortada bir dükkan var. Oradan yemek alıyorlar. Geleneksel Çin yemekleri. Hong Kong sokakları gece çok canlı. Şu an Mong Kok gece pazarı bölgesindeyiz. Bugün cuma günü olduğu için herkes dışarıda. Bu pazar zaten şehrin en aktif bölgelerinden biri. Buradaki caddeler de adeta New York'u andırıyor. Hong Kong'da böyle sokakta yürürken böyle yerlere denk gelebiliyorsunuz. Biz birkaç tane gördük. Bakın böyle oynayan bir sürü insan var. Şu oyuncakları almaya çalışıyorlar. Oyun başına 5 Hong Kong doları ödüyorsunuz. Yani yaklaşık 80 sent Amerikan doları olarak. Böyle bayağı da insan oynuyor. Saat şu an neredeyse gece yarısına gelecek. Burada bayağı yaygın ve bayağı insanlar tarafından tutuluyor. Böyle oyuncaklar var. Bunları almaya çalışıyorlar. Ve büyük büyük adamlar oynuyor. Yani küçük çocukları görmedim ben daha. Böylece Hong Kong'daki ilk günümüzün sonuna geliyoruz. Çok ilginç bir gündü, şaşkınlıklarla dolu bir gündü. Ama güzel bir giriş yaptığımızı düşünüyorum Hong Kong'a. Daha 2 gün buradayız. Buraları keşfedeceğiz. Adanın bu tarafını, karşı tarafını birlikte keşfedeceğiz. Ve Hong Kong'dan sonra da yine heyecanlı bir şey yapacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki günde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.